Ya bir kere şöyle bir noktadan bahsetmemiz gerekir. CHP bu seçimin aslında en dikkat çekici tavırlarını sergileyen parti oldu dememiz lazım. Birincisi İYİ Parti'ye hani seçime katılamama olasılığı çıktığı zaman 15 milletvekilini gönderdi. Birincisi bunu söylememiz lazım. İkincisi CHP lideri Kılıçdaroğlu çıktı, hatırlayalım, bu 100 bin imza meselesinde dedi ki gidin bu kendi seçmenine seslen, gidin bunların 100 bin imzasını tamamlayın dedi. Ardından Saadet, bugün listelerde görüyoruz ki Saadet Partisi de hani Üçlü İttifak'ın İyi Parti ile birlikte içinde, ama Saadet Partisi'nin de birkaç ismine gene hani onlar belki milletvekili seçilecek kadar oy alamazlar diye birkaç ismi gene CHP ittifak içinde olmasına rağmen kendi listelerinden aday göstermiş görünüyor. Onlara da yakın 3-5 ismi. Dolayısıyla CHP hani bu seçim sisteminde biraz ne denir? Dayanışmacı bir tavır sergileyen parti konumunda. Ha, CHP açısından söylüyorum. Dünden beri tartışılan listelerin sızmasından itibaren tartışılan durum. Birincisi, Cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Muharrem İnce'ye 10-15 civarında yakın milletvekili vardı. Bunların çok azının listede olması gibi bir sancı tartışma meselesi var. Çok az sayıda kalmış gibi görünüyor Muharrem İnce'ye yakın milletvekili sayısı. O nedenle de hatta bugünkü Bartın ve Zonguldak mitinglerinde bir ses kısmasıyla mitingi önce yapmayacağım, daha sonra yapacağım demesi, acaba Muharrem İnce de bu nedenle kırılma mı yaşanacak sorularına yol açtı, ama sonradan Muharrem İnce mitinglerine devam etti. İkincisi, parti içinde belki sol kanat diye ifade edilen milletvekillerinden bir kısmının aday gösterilmediği görülüyor. Gene ama aynı zamanda CHP içinde ulusalcı olarak görülen bazı isimlerin de aday olarak gösterilmediği görülüyor. Ama ben toplam olarak söylersem şöyle bir nokta oluşmuş gibi görünüyor. Biraz önce AKP açısından söylediğimin farklı bir versiyonu. Bence liste yaparlarken CHP'de de daha kontrolsüz vekil istenmemiş görünüyor. Daha ne denir? Parti hiyerarşisinde daha sol ve sağ demeden bunu söylüyorum. Parti hiyerarşisine biraz daha uyumlu isimlerin gelmesine çaba gösterilmiş görülüyor. Bir de bir önceki seçim, CHP hatırlarsınız, özellikle büyük şehirlerde yaygın ön seçimlerde milletvekillerini getirmişlerdi. Bu ön seçimle gelen milletvekillerinin bir kısmından da mutlu olunmadığı, rahatsız olunduğu ve listelerde yer almadığı görülüyor.